15 Ağustos 2023 tarihinde Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleşiyor olay ve Korucu Bişar adlı isimli şahıs Meşe isimli kadına cinsel saldırıda, yani tecavüze uğratıyor kadını. Bunun üzerine yargılama devam etti ama bir yargılama değil açıkçası. Adil bir yargılanma, etkili bir soruşturma geçirmeden yürütülen bir dosyayla karşı karşıyaydık. Dosyada çok farklı durumlar mevcut. Yani gerçi Türkiye'nin birçok yerinde bu tür özellikle üniformalı kişilerin faili olarak yargılandığı dosyalarda daha çok faili koruyan, çok az ceza veren ya da beraat ettirecek şekilde yargılamalar, etkili soruşturma yürütülmeden yürütülen davalarla aslında karşı karşıyayız biz. Bu Türkiye'nin birçok yerinde bu şekilde, özellikle Kürdistan bölgesinde bu durumlar yaşanıyor. Açıkçası dosya çok farklı. İlk iddianame zaten tecavüz suçlamasıyla başlatılan bir iddianame. Daha sonra mütalaya geçildi ve mütalada ilk olarak iddianameden çok bağımsız ve çelişkili bir mütalaa sunuldu. Sonra o mütalaa tekrar değiştirildi. Sonra savcı Mayıs ayında tahliyesini talep etti. Dosyanın eski savcısı basit cinsel saldırı suçundan sadece cezalandırmasını istedi ve tahliyesini istedi. Başkan dedi, mütalaa değişecek dedi. Biz de dedik, gerçekten mütalaanın değiştirilmesi gerekiyor. Mütalaa için süre talep etti yeni savcı. Karar duruşmasına katıldık ve savcı basit cinsel saldırı suçundan, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçun ve tutuksuz yargılanmasına istedi ve mahkeme ara verdi ve kararını o şekilde oluşturdu. 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Son duruşmada, önceki duruşmada da sanık hazır edilmedi. Yani sanık olmadan yürütülen bir dosya oldu. Yargılama oldu. Şimdi eski mütalaaya göre biraz daha iyi bir mütalaa, yani kısmen de olsa biraz iyi bir mütalaa, iyi bir cezalı, ama biz basit cinsel saldırı suçundan değil, nitelikli cinsel saldırı suçundan cezalandırılması gerektiğini düşünüyorduk. Çünkü adli tıp raporu vardı. Böyle çok değişken, çok hızlı bir şekilde yargılamayı bitirecek şekilde, dediğiniz gibi bir ayda 3 duruşma görüldü. Eski savcısı beraat isterken yeni bir savcı geldi ve cezalandırılmasını istedi garip bir şekilde. Böyle bir durumla karşılaştık bu dosyada. Bu dosya bizi çok fazla şaibenin olduğunu getirdi. Yani bir kere bu kişi üniformalı, bir korucu. Bizler biliyoruz, yani Kürdistan'da artık bir politika haline gelmiş bu durum yani. Özel savaş politikası dediğimiz Kürdistan'daki kadınlar, çocuklar üzerinde yürütülen kirli bir durum olduğunu düşünüyoruz. Özel savaş politikası olarak görüyoruz. Yani bu politikalar arttıkça yargılama ayağı da bu şekilde etkili soruşturma yürütmeden, hak edilen cezaları vermeden, beraat ya da çok daha az failleri koruyacak şekilde cezalar vererek, yani bu toplumun kanayan yarısı daha da böyle gürleştiriyorlar açıkçası. Bunlar bu silaha güvenerek, üniformalarına güvenerek tabii ki de bu rahatlıkla bu suçu işliyorlar. Bu suç işleniyor, bu cezaları sanki toplum duyuyor. Güvenlik korucuları olsun, polisler olsun, üniformalı dediğimiz insanlar duyuyor ve bu kararlardan biraz cesaret alabiliyorlar yani. Ya bana bir şey de olmaz ki, şu kadar yatarım çıkarım zihniyetiyle yapabiliyor. Yani bir korku yok. Hani korku yok çünkü etkili, hakkaniyetli bir yargılama, soruşturma yürütülmüyor. Böyle durumlarda gerçekten sanığın vareste tutulmaması gerekiyor. Bakın, tutulmaması gerekiyor, ancak vareste talebi hiçbir şekilde değerlendirilmeden sıcağı sıcağına kabul ediliyor. Sanık son iki duruşmasına da hiçbir şekilde gelmiyor. Yani diyor ki sanık, sana ceza verirsem kaçabilirsin yani. Bir adli kontrol hükmü, bir yani dosyada bile yok. Yani dediğim gibi son karar duruşmasında sanığın yüzüne okunur. Sanığın son sözü sorulur. Bu yok yani. Vareste tutuldu bu sanık. Sanık tecavüzcü bir üniformalı. Bir korucu yani. Mesela şu husus dikkatimizi çekti. Artık bu husus aslında klasikleşmiş bütün yargılamalarda. Kadın bağırmadı. Bakın, bunu hukukçular yapıyor yani.
hakimler, savcılar o detaya takılabiliyor. Sanığın avukatı, işte mahkeme onun üzerine, yani sanki rızası varmışa çevrilmek isteniliyor. Bütün bu tarz dosyalarda, böyle özel dediğimiz dosyalarda her zaman işte kadının rızasına götürülmeye çalışılıyor. Bu çok ciddi bir, korkunç bir felaket yani. Maalesef toplumun kanayan yarası olan, kadına yönelik şiddetin artmasına neden olan kararlar silsilesi. Bu yargılamalarda yargılayanların nasıl bir tutum alacağı aslında görünür hale geldi yani. Çünkü burada işte bu suçun faili olan polisler, işte korucular, kısacası böyle güvenlik güçleri, işte üniformalı kişiler dediğimiz ki o grup bir şekilde korunuluyor. Bir şekilde işte tahliye ettiriliyor. Alt sınırdan ceza ya da beraat ettiriliyor. Bu neye götürür bizi? Korkunç yani. Bu tür durumların daha fazla yaşanacağını, bu kişiler korundukça, işte o yargı zırhı altına alındığı müddetçe bunlar korunulacak. İşte daha fazla, işte zaten biliyorsunuz Kürdistan bölgesinde yapılıyor ve Kürt kadınlara yönelik yapılıyor ve biz bunu bir politika olarak görüyoruz. Yani biz onu öyle yorumluyoruz ki böyledir. Bu yorumlama da değil yani.